Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zaman sonra ilk defa bahçemden video çekiyorum arkadaşlar. Şu şekilde şu köşede sarımsaklarım ve şurada da ıspanaklarım var. Bugün bu ıspanakları toplayıp akşam iftara nefis bir börek yapmak istiyorum. Şimdi sizlerle bahçemizi tanıtmaya başlayalım. Arkadaki kuş sesleri de tamamen orijinal. Şurada nanelerim var arkadaşlar ve yeni yeni çıkmaya başlamış. Kırşehir'in Boztepe ilçesinde yaşıyorum ve buraya bahar yeni geliyor. Gördüğünüz gibi nanelerim bu şekilde yeni yeni çıkıyor. Burada ise kuzu kulağı var. Nane ve kuzu kulağı geçen yıldan arkadaşlar bu şekilde çok güzel büyümeye başladılar bile. Artık toplama zamanı yavaş yavaş geliyor. Bu şekilde bunu bir tahtayla sabitledik ki kışında değişmesin yeri ve fırtınadan falan etkilenmesin diye arkadaşlar. Buralarda ise yeşilliklerim var. Üzerini çuvalla kapattım. Sanırım burada maydanoz, marul, ıspanak ve roka olması lazım arkadaşlar. Üzerlerini kapattım. Büyümüş mü gelin hep beraber sizlerle bakalım. Burada da birazcık ısırgan otu var ve ben bu ısırgan otunu çok seviyorum. Büyümeye başlamışlar. Şu taşı çekelim. Fırtınadan dolayı. Evet arkadaşlar. Burası marul. Marullarım yavaş yavaş büyümeye başlamış. Üzerlerini açıp güzelce sulama yapmam gerekiyor. Buralar boş arkadaşlar. Şurada sadece iki tane ıspanak büyümüş. Buraya sebze yapacağız arkadaşlar. Domates, biber, salatalık falan. Ve arkadaşlar şu çizgiye de bezelye ektim. Gelin bir de bezelyeler çıkmış mı bakalım. Ramazan'dan önce uzun uğraşlar sonucunda ekmiştim arkadaşlar. Yeni yeni çıkıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şu şekilde. Ramazan'dan bir hafta önce falan ekmiştim arkadaşlar. Bugün Ramazan'ın 10'u. Şu şekilde. Yavaş yavaş topraktan kendilerini kurtarmaya başlamışlar. Ve şurada da çileklerim var arkadaşlar. İnşallah bol bol verir. Evet arkadaşlar, ıspanaklarım bunlar. Bahçem yukarıdan bu şekilde arkadaşlar. Zaten çok küçük. Şöyle. Şurası bizim bahçemiz arkadaşlar. Şurası da komşum Ali amcanın ağaçları ve evi. Bizim bahçede hiç ağaç yok. Ben sadece yeşillik ekiyorum arkadaşlar ve birazcık da sebze. Burası da böyle. Ve ne güzel kuşlar ötüyor. Her yere bahar gelmiş. Size şu şekilde Boztepe'nin manzarasını da göstereyim arkadaşlar. Arkadaki kuş sesleri tamamen orijinal arkadaşlar. Hiç ekleme falan yapmadık. Komşularımın bahçesi ve yeşilliklerim de yukarıdan bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Biraz güneş vuruyor ama şurada nanelerim falan da var. Bu şekilde bahçem. Tere arkadaşlar bunlar. Bu da roka, tamamen kendisi doğal bir şekilde büyümüş. O yüzden böyle birazcık cılız ama yine de çok lezzetli. Bu şekilde toplayalım. Şu marulların birazcık daha büyüsün diye bugün marullara tokmayacağım. Sadece roka ve tere falan toplayacağım arkadaşlar. Birazcık da kuzuluğa toplayabiliriz. Bakar mısınız ne kadar güzel büyümüş şuna. Hiçbir bitki
hiçbir şey olmadan tamamen doğanın kendi mucizesi. Ben sadece tohumunu ekmiştim. Şu aralarda büyüklerini çıkarınca şu küçükler daha da bir büyüyor arkadaşlar. Kuş sesleri eşliğinde bugün sizlerle ot topluyoruz bu videomuzda. Burada hemen tohuma kaçmaya bile başlamış bir arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Hemen doğal olduğu için. Burada da sarımsaklarım var arkadaşlar. Bunları da sonbaharda ekmiştim. Ve yapraklarından leğeni alıyorum. Bunlar böyle iftarda yeşillik olarak çok güzel oluyor arkadaşlar. Veya salatası da çok güzel oluyor. Sarımsak yaprağının aroması daha çok hafif. Daha bahar ayında olduğumuz için. Şu şekilde yeterli. Güneşten gözüküyor mu da? Evet. Ispanaklarım kocaman olmuş. Kökünden kesmiyorum arkadaşlar. Yine büyüyebilsinler diye. Şu büyüklerine bakar mısınız? Tamamen doğal. Sonbaharda böyle kışa yakın tohumunu serpmiştim. Burayı güzelce çöpaladıktan sonra böyle bu şekilde büyümüş. Hiçbir katkı maddesi olmadan kendince doğada büyümüş arkadaşlar. Arkadaki kuş seslerini de umarım duyuyorsunuzdur. Çok güzel kuş sesleri var. Şunlar marul, roka, tere var arada arkadaşlar. Bunlar rokalar. Şu ıspanağı da. Kökünden bu şekilde biçerseniz kökü kalırsa yine suladıkça büyür. Şunlar da tereler. Şu büyüklerini alıyorum arkadaşlar. Mesela şu büyüğünü alınca şu küçüğü kalıyor. O bir dahaki sefere büyüyor. Bunlardan güzel bir ıspanaklı börek yapmak istiyorum arkadaşlar. İftara. Şu büyüklerini hızlı hızlı toplayalım. Evet arkadaşlar, bu da komşumuzun kiraz ağacı galiba. Ne güzel açmış değil mi? Bu şekilde yolun kenarına da düşmüş. Mis gibi de kokuyor. Tamamen bahar geldi artık. Evet arkadaşlar, bu da komşumuzun erik ağacı. Ne güzel çiçek açmış değil mi? Kuş sesleri eşliğinde arılar vızıltıyor ve mis gibi de kokuyor. Şu şekilde sizlere çekmek istedim. Yeşilliklerimizi topladım. Tam eve gidiyorken sizlere şu yeni ekmiş olduğum soğanları göstermeyi unutmuşum arkadaşlar. Bunlar da yeni yeni çıkmışlar. Şu şekilde sarımsakların yanına ekmiştim. Ve yeni yeni çıkıyorlar arkadaşlar. Birazcık soğanı gecikmişim. O yüzden daha önce çıkıyor. Bu kez kuş sesleriyle olan videomu umarım beğenmişsinizdir. Bahçeden tamamen doğal bir şekilde çekmeye çalıştık. Bahçemizi bir de buradan gösterecek olursak şurada koltuklarımız. Ve zaten bu da evimiz arkadaşlar. Umarım bugünkü videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.